Merhaba sevgili ikinci sınıflar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Artık ne oldu? Okullar açıldı. Hemen bir Eylül programımıza bakalım. Bugün okulların kaçıncı günü neler yaptık ne yapacağız diye şöyle bir göz gezdirelim. Pazartesi okullara başladık arkadaşlar. Salı oldu, çarşamba oldu ve bugün günlerden perşembe ve bizim artık Okulumuzda hayat konusunu işleme günümüze geldik. Okulumuz hayat konusu çok çok kıymetli bizler için. Neden? Çünkü okulumuzun ilk haftasında işlediğimiz bir konu. Okula gittiğimiz zaman neler yapılır, neler göreceğiz, ne yapacağız? Bunları aslında özet şeklinde konuşmuş olacağız. Eğer hala Eylül programını indirmeyen varsa Aşağıdaki linkler kısmından hemen indirebilirsiniz. Ve buradan neyi kontrol edeceğiz arkadaşlar? Tabii ki de görevlerimizi ödevlerle konuyu pekiştireceğiz. Ne yapıyoruz? Sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımızı aldık. Sayfa 194-198 arasını açacağız. Ve birlikte buradaki bütün dönem boyunca sorularımızı tamamlayacağız. Görevlerinizi yapmayı unutmayın ki burada video izledim de dersi dinledim olmasın. İzlediklerinizi dinlediklerinizi daha iyi pekiştirebilin arkadaşlar. Bakalım Okulumuzda hayat konusunda bizleri neler neler bekliyor. Kendimizi tanıtımı öğreneceğiz arkadaşlar. Bireysel farklılıklara saygı duymayı, ders programına göre çanta hazırlamayı, sınıfla ilgili karar alma süreçlerine katılmayı, okulumuzun yakın çevresini, okul eşya ve kaynaklarını kullanırken özenli davranmayı öğreneceğiz dedik. Ve herkes hazırsa haydi bakalım başlıyoruz. Müzik Arkadaşlar ne yaptık 9 Eylül Pazartesi günü okulumuzu açıldı Okulumuza gittik ne yaptı Tonguç da Yine sizinle birlikte evinden çıktı Belki arabasıyla eğer okul yakınsa yürüyerek ne yaptı hop okuluna geldi. Tabii ki de Tonguç şu an ikinci sınıfa gittiği için ikinci sınıflar konusu olduğu için ne yapacak? Tek başına okula gelmeyecek değil mi? Sokaklar çok güvenli değil. O yüzden ailemizle birlikte ya da ailemiz bizi götüremiyorsa servis aracıyla birlikte hop okuluna geldi. Ne yaptı okulunda çok mutlu. Çünkü okulunu çok özlemişti Tonguç. Birinci sınıfta birlikteydik onunla öğrendik. Artık ikiye geçti. Ve sizlerle birlikte yine o da bu sene çok güzel şeyler öğrenecek, eğlenerek öğrenecek. Yine önemli bir detay da bu. Ne yapacak? Okul bahçesinde oyunlar oynayacak, arkadaşlarıyla danslar edecek, yine istediği kadar futbol oynayacak. Başka ne oyunu var? İşte yerden yüksek oynayacak, saklanmaç oynayacak, ip atlayacak. Bir sürü oyun oynayacak. Okulda oyunlar bitmez. Teneffüsler de öğle aralarında yine mutlu bir şekilde Tonguç okulda zamanını geçirecek ve sonra tekrar ne yapacak? Hop. Tabii sadece oyun oynamayacak değil mi arkadaşlar? Ne yapacak aynı zamanda? Dersi de dinleyecek. Yeni bilgileri öğrenecek. Her şey oyun oynamak değil yahu. Dersi dinledik. Yeni bilgileri öğrendik. Oyunumuzu oynadık. Öğretmenlerimizi, arkadaşlarımızı hasret giderdik. Hop. Evimize geri döndük diyeceğiz. Peki. Tonguç okula gitti ama Okulda neler var arkadaşlar? Eğlenecek bir sürü oyunlar var. Sosyal etkinlikler var. Deneyler var. Eğitsel faaliyetler var. Arkadaşlar var. Öğretmenlerimiz var. Bayram kutlamaları var ve daha niceleri var. O kadar çok şey var ki okulda. Dolu doludur okul. Hatta deriz ki okul bizim ikinci yuvamız deriz. O yüzden eve gösterdiğimiz özeni, temizliği, tertipi, tasarrufu aynı şekilde okula da göstermemiz gerekir. Çünkü ne dedik? Okul bizim ikinci yuvamız. Bundandır ki aynı özeni gösteriyoruz. Peki okula geldik. Peki kendimizi tanıyor muyuz okula gelirken? Bakalım ne özelliklerimiz varmış bizim. Öncelikle arkadaşlar... Hepimizin bir saç rengi var mı? Evet farklı farklı değil mi? Kiminin sarı, kiminin siyah, kiminin kahverengi, kiminin uzun saçı, kiminin kısa saçı bir sürü farklılar. Aynı şekilde göz rengi siyah vardır, yeşil, ela, mavi, boy, kilo hepimizin birbirinden farklıdır boyu ve kilosu. En sevdiğimiz dersler farklıdır, en sevdiğim yemek farklıdır, en sevdiğim meyve, en sevdiğim hayvan. Peki başka kendimi tanıtırken, kendimi tanırken ne bir sorular sorabilirim? Bir sürü soru sorabilirsiniz çocuklar. Şu an aklıma gelen ben bir tane örnek vereyim. Mesela diyebilirim ki en sevdiğim şehir. Hangi şehre gittin? Gezdin, çok beğendim. Bu olabilir. Ondan sonra en sevdiğim spor olabilir arkadaşlar. Hangi sporu çok seviyorum? İşte voleybolumu, basketbolumu, yüzmemi, havuzumu neyi çok seviyorum? Bunları yine sorabilirim. Başka birçok soru olabilir. Sizin aklınıza gelenler varsa siz de bir düşünün bakalım. Bunlar benim, beni ben yapan şeylerdir. Ben Tonguç'um ve ben Tonguç olarak en sevdiğim ders arkadaşımdan farklı olabilir. En sevdiğim yemek farklı olabilir. Hayvan, meyve, şehir, spordan Bunlar beni ben yapan şeyler. İşte arkadaşım en sevdiği yemek hamburger diye benim de onu en sevmeme gerek yok. Benim de belki kuru fasülyedir yahu. Elle de aynı olacağız diye bir şey yok. Çünkü eğer herkes en sevdiği hayvan herkesin kedi olursa dünyada hiçbir farklılık olmaz ki. Farklılıklar olacak ki bunlar bizi biz yapan şeyler olacak. Bizim farklı özelliklerimiz olacak. Aynı zamanda arkadaşlar sadece özelliklerimiz değil. Yeteneklerimiz de farklıdır. Mesela Şöyle bir kendi sınıfınızı düşünün. Bir arkadaşlarınızı düşünün. Bazı arkadaşlarınız resim yapma konusunda çok iyidir dersiniz ki hatta... ...aa öğretmenim ne kadar güzel resim yapıyor. Bunu diyebilirsiniz. Çünkü o resim yapma konusunda çok iyi olabilir. Bazı insanlar çok güzel enstrüman çalar. Çok güzel sesleri vardır. Çok güzel şarkı söylerler. Böyle dinledik mi? Oh deriz ne kadar güzel sesi var. Bu da yine onun farklı yeteneğidir. Yine bazı insanlar çok başarılı bir şekilde yüzerler arkadaşlar. Hatta yarışmalara katılırlar, olimpiyatlara katılırlar, şampiyon olurlar, ülkemize madalya kazandırırlar. Hatta yakın zamanda vardı olimpiyatlar. Yine ülkemizi temsil eden sporcularımızı izledik. Onları da canı gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü ellerinden geleni yaptılar. Aynı şekilde bazı arkadaşlarımızın futbola yeteneği vardır, basketbola yeteneği vardır, voleybola yeteneği vardır. Handbola, masa tenisine bir sürü oyun dallarında da yeteneklerimiz farklıdır. Şimdi benim en en iyi arkadaşım diyelim ki Tonguç benim de adım diyelim ki ne olsun Ahmet olsun ya yani benim adım Ahmet olsun en iyi arkadaşım Tonguç Tonguç futbol oynamayı çok seviyor diyor arkadaşlar ben de çok sevmek zorunda mıyım hayır ben Ahmet'im Ahmet olarak ben de en çok neyi seviyorum yüzmeyi sevebilirim. İlla aynı olacağız demiş şey. yok ya da işte bir arkadaşım çok güzel sesi var ya benim sesim bu kadar güzel değil demeyeceğiz sizin de mutlaka farklı bir yeteneğiniz özelliğiniz vardır. Bizler aynı kişi değiliz farklı farklı kişileriz ve bütün yeteneklerimiz ilgi alanlarımız farklı olabilir. Tabii ki de aynı da olabilir mesela dersiniz ki biz ikimiz de. En yakın arkadaşımla resim yapmayı çok seviyoruz ve ikimize güzel resim yapıyoruz. Olabilir, bu da olabilir ama yani zorlamamamız gerekiyor. Arkadaşım resim çok iyi, benim de çok iyi olmak zorunda değil. Herkes farklıdır. Farklılıklarımızla bir aradayız. Şimdi bununla ilgili hadi bakalım şöyle birkaç tane sizlerle birlikte soru çözelim. İkinci sınıfa giden çocuğun sadece fiziksel özellikleri değişir. Sadece fiziksel özellikleri mi değişir arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Kişisel özellikleri de değişir, istekleri de değişir. Yani gidip işte ben birinci sınıftayken doktor olmak istiyordum öğretmenim ama ikinci sınıfta öğretmen olmak istiyorum. Bu da değişebilir. Fikirlerimiz değişebilir tabii ki de. Boyumuz zamanla değişir. Doğru mudur? Evet doğrudur. Boyumuz her geçen yıl uzayarak gider. Ta ki ergenliğimiz bitene kadar gelişimimiz bitene kadar gelişimimiz bittikten sonra yaklaşık 20 yaşında falan artık ne olmuş oluyor tamamen oturmuş oluyor. Saç rengi bir fiziksel özelliktir. Fiziksel özelliğimiz yani fiziğimizde bulunan arkadaşlar gözle görülebilir özelliklerimiz. O yüzden evet saç rengimiz bir fiziksel özelliğimizdir doğru. Resim yapmayı sevmek fiziksel bir özelliktir. Resim yapmayı bakın sevmek, resim yapmak demek, resim yapmayı sevmek. Sevmek bir fiziksel özelliğimiz hayır değildir. Onlar bireysel özelliklerimiz. Yani bireysel isteklerimiz, yeteneklerimiz, heveslerimizdir. Her insanın yeteneği aynıdır. Hemen bence bu soruyu cevapladınız. Hayır tabii ki de her insanın yeteneği aynı değildir. Yanlış. Hepimiz farklı farklı insanlarız. Herkes iyi resim yapmak zorundadır demiş arkadaşlar. Tabii ki de hayır. Herkes iyi resim yapmak zorunda değildir. Herkes en iyi piyano çalmak zorunda da değildir. Gitar çalmak zorunda da değildir. Hiçbir şey için zorunda değiliz. İstersek zaten yapabiliriz. Sorumluluklarımızı tabii ki de yapmalıyız. Bunlar bizim görevlerimizi yerine getirmemiz gereken durumlar. Peki az önce dedik ya. Herkesin yeteneği farklıdır, istediği şeyler farklıdır, fiziksel özellikleri farklıdır, kişisel özellikleri farklıdır. Peki bizler bu kadar farklıyken birbirimize saygı duymalı mıyız? Evet arkadaşlar kesinlikle duymalıyız. Bazı insanlar kıvırcıktır. Bazı insanlar düz saçlıdır. Bazı insanların bizimle aynı imkana sahip olmayabilir. Doğduğumuz ev farklıdır, büyüdüğümüz ev farklıdır, gittiğimiz okullar farklıdır. O yüzden bazı insan arkadaşımız gözlük takar, gözleri çok iyi görmez. Bazıları çok iyi konuşur. Bazıları hiç konuşmayı sevmez. Bazıları işte giyimi çok farklıdır. İşte rengarenk giyinir, bazıları hep siyah giyinir. Bazıları işte küpe takar, bazıları yani bir sürü farklı özelliklerimiz var hepimizin birbirimizden. Bazı insanların da elinde olmayan bazı durumları vardır fiziksel olarak. Hiç fark etmez. Hepimiz insanız ve birbirimize saygılı olmamız gerekir. Sadece fiziksel olarak mı birbirimize saygı duymamız gerekir? Hayır fikir ayrılıklarında da saygılı olmalıyız arkadaşlar birbirimize. Diyelim ki benim en sevdiğim renk beyaz. Senin en sevdiğin renk turuncu. Fark etmez. Hayır ben ille de sen beyazı seveceksin ya da ille de sen turuncuyu seveceksin diye bir şey yok tabii ki de. İkimize birbirimize saygı duymamız gerekir. Çünkü arkadaşlar çok önemlidir bizler ne demiştik? Farklılıklarımızla güzeliz. Aynı insan olsak çok sıkıcı olur. Düşünseniz hepimiz böyleyiz. Hepimiz kıvırcık saçlı, kısa saçlı, turuncu tişört giyinen, işte yeşil pantolon giyinen insanız. Hepimiz böyleyiz. Olur muydu? Çok sıkıcı bir yer olurdu. Dünya çok sıkıcı bir yer olurdu. Hiç keyif almazdık. Ama bakın farklılıklarımızla birlikte bizler çok güzeliz. Böyle de birbirimizi kabul etmeliyiz. Evet birbirimizi kabul ettiğimize göre farklılıklara saygı duyduğumuza göre gelelim birlikte çanta hazırlığına. Şimdi arkadaşlar hepimizin artık okullar açıldı ve ders programı var hepimizde var bu. Ders programınızı lütfen elinize alın bir bakın bakalım. Pazartesi ne olabilir dersinde işte öğretmenim ilk ders Türkçe ikinci ders de Türkçe. Genelde Türkçe dersine arka arkaya oluyor ama olmaya da bilir çok da şart değil. İşte Türkçe Türkçe. Beden eğitimi sonra ne olsun matematik olsun, sonra ne olsun işte müzik olsun, sonra ne olsun hayat bilgisi olsun diyelim. Şimdi hepimizin programında bunlar bu şekilde yer alıyor. Bizler için önemli olan şu arkadaşlar. Diyelim ki bu benim şöyle kocaman bir çantam. Çantamın içine ben neler koyacağım? Bugün günlerden cuma olsun tamam mı? Yok perşembe çünkü bu dersimizi çektiğimiz gün perşembe günü olduğu için arkadaşlar biz perşembe gününe dikkate alarak çantamızı hazırlayalım. Burada da başka çantamız olsun. Bunu da buraya diyelim ki perşembe günü için, buna da cuma günü için çantamızı hazırlayalım. Şimdi perşembe günü ben çantamı hazırlayacaksam neyi almam gerekiyor arkadaşlar? Burada bakın net olarak gözüken ne var? Matematik dersim varmış. O zaman ne almam gerekiyor? Çantama matematik kitabını almam gerekiyor değil mi? Hatta kitapla birlikte matematik neyini almam gerekiyor? Defteri. Eğer perşembe günü benim resim dersim yoksa gidip resim defterini almalı mıyım? Hayır. Mutlaka ama mutlaka ders programıma bakmalıyım. O gün hangi derslerim varsa... Ona göre ders programımı çantamı hazırlamalıyım. Şimdi gelelim bir de cumaya. Bugün de cuma, cuma çantamızı hazırlayalım. Bir baktım ne varmış arkadaşlar cuma günü resim dersi varmış. Malzemelerine bakıyorum ne var resim defteri almam gerekiyor mu? Evet, çünkü bakın resim dersi var ve ben resim defteri almalıyım, boya kalemlerimi almalıyım. Aynı zamanda diğer ders neymiş arkadaşlar? Hayat bilgisi. Demek ki ben hayat bilgisi kitabımı ya da defterimi de yine cuma günü çantamın içine koymalıyım. Bunlar çok önemli. Lütfen dikkat. Bakalım buradan yukarıdan günlerinize bakın. Hangi dersler varmış ona göre çantanızı güzelce hazırlayın. Ama mesela bugün pazartesi günü akşamı ya salının çantasını hazırlayın. Sabah böyle uyandım uyku sarsımıyım çantamı hazırlayacağım. Bunu lütfen yapmayın. Çünkü okula geç kalabilirsiniz. Bazen çünkü uyanmak istemiyor olabilirsiniz. Bir de sabah yeni uyandığımız zaman böyle tam kendimiz de olmuyoruz. Birazcık böyle uyku sersemi oluyoruz. O yüzden çantamızı hatalı eşyaları koyabiliriz yanlış eşyaları ondan dolayı lütfen salı gününün çantasını salı günü hazırlamayın pazartesi akşamından hazırlayın o zaman çarşamba gününün çantasını salı akşamına yani bir gün öncesinden hazırlayın dakik olun düzenli olun emin olun o zaman başarı kaçınılmazdır hadi bir soru çözelim sizinle. Yukarıdaki ders programına göre Tonguç cuma günü aşağıdakilerin hangisini çantasına koymamalıdır? Bakın dikkat koymamalıdır. Şimdi ne diyor? Cuma günü ders programı belli. Hayat bilgisi, Türkçe, müzik, Türkçe, görsel sanatlar, matematik yani resim dersi. Hangisini koymamalıdır? Boya kalemini koymalı mıdır arkadaşlar çantasına? Bakalım boya kalemini işe yarar. Resim dersi için kullanalım genelde boya kalemini. O yüzden görsel sanatta dersi varsa demek ki boya kalemine ihtiyacım var. Eşofman ne zaman işimiz yarar arkadaşlar? Beden eğitimi dersine terlediğimiz zaman üstümüzü değiştirmek için. Beden eğitimi dersi var mı? Hayır yok dursun. Melodika, melodika nedir? Bir müzik aletidir. Demek ki müzik dersi varsa benim işime yarar. Müzik dersi var mı? Evet var. Demek ki melodikayı da ben getirmeliyim ama eşofmanı koymamalıyım gerek yok çünkü beden eğitimi dersim benim cuma günü yokmuş programımda diyoruz. Haydi bakalım. Hep birlikte kararlar alıyoruz arkadaşlar. Şimdi demiş ki Tonguç öğretmenimizi beklerken sessiz olalım diye bir karar almış. Diğer arkadaşı demiş ki sınıf her teneffüs havalandıralım demiş. Diğer arkadaşı demiş ki birbirimizi saygıyla dinleyelim. Bakın ne kadar güzel şeyler. Hep birlikte çok güzel şeyler bulmuşlar. Ve dikkat ederseniz tek bir kişi karar vermiyor. O da fikrini söylüyor, o da fikrini söylüyor. Yani sınıftaki bütün herkes fikrini söylüyor. Sınıfta bir karar alırken arkadaşlar herkesin fikir belirtmesi tabii ki de önemlidir, kıymetlidir. Bu sefer sizler fikir belirtmezseniz başkalarının belirttiği fikirle doğru yaşarsınız ya da başkalarının belirttiği fikire göre hareket edersiniz. Bu hoş olmaz. O yüzden mutlaka sizler de fikirlerinizi karar alınırken lütfen belirtin. Öğretmenimiz ve arkadaşlarımız sınıfla ilgili karar alırken birlikte hareket eder. Hep birlikte hem arkadaşlarımız hem öğretmen hep birlikte hareket ederiz. Birbirimizin fikirlerine ne duymalıyız arkadaşlar? Tabii ki de saygı duymalıyız değil mi? Yani Tonguç deseydik ya işte seni tenefi her teneffüs her sınıf havalandırmaya gerek yok ya bu ne kadar saçma bir fikir deseydi olmazdı arkadaşımızın ne olurdu? Morali bozulurdu. Çok üzülürdü. Benim fikirlerimi önemsenmiyor diyor. Tabii ki de böyle demiyoruz. Fikrine saygı duyuyoruz ve arkadaşlarımızı her zaman güldürüyoruz, mutlu ediyoruz böylelikle. Sınıfta alınan kararlara arkadaşlar ne yapmalıyız biliyor musunuz? Kesinlikle uymalıyız. Çünkü sen karar aldın, sen karar aldın, sen karar aldın. Buradan başka bir çocuk çıktı dedi ki, çok da güzel çizerim. Hop. Ya dedi ben öğretmenimi beklerken sessiz olmayacağım yahu dedi. Ne oldu? Sınıftaki karara uymamış oldu, hatalı davranmış oldu. O yüzden bütün sınıfın dengesini düzenini bozmuş oldu. Aman aman dikkat. Sınıfta bir karar alınıyorsa hepimiz buna uymalıyız. Düşüncelerimizi birbirimizi kırmadan saygıyla iletmeliyiz. Zaten bunu da az önce söylemiştik. Hadi bakalım gelelim çerez bir soruyu çözmeye. Oyuncaklarımı Okul çantamı istediğim zaman koyarım. Hayır tabii ki de ne demek oyuncaklarımı istediğim zaman koyarım. Artık bizler ana sınıfında değiliz, ikinci sınıf olduk. O yüzden oyuncak artık okula zaten gitmez ama hadi öğretmen der ki de bugün oyuncak günü getirin derse, o zaman tabii ki de götürebilirsiniz ama istediğiniz zaman değil. Sınıf kararlara sınıf kararları adaletli bir şekilde alınmalıdır. Evet doğru arkadaşlar. Gidip de sadece bir iki tane öğrenci karar verisi olmaz. Bütün arkadaşlarınız fikrini beyan etmeli ve en uygun kararlar öğretmenle birlikte sınıfta alınmalıdır. Derse zamanında gelmeliyiz. Bu zaten olmazsa olmaz çok önemli bir detaydır. Eğer geç gelirseniz dersin başını kaçırırsanız sonlarını da dinlerseniz bile dikkatiniz dağılır. Buna dikkat. Sınıf kurallarını sadece öğretmen mi belirler? Yanlış tabii ki de sadece öğretmen belirlemez. Sınıfla birlikte öğretmen belirler. Hep birlikte belirlenir. Çünkü bu sınıfta da kimler var? Tabii ki de sizler varsınız, öğrenciler var. Öğretmen sizlere fikirlerinizi sunar ve en uygun olanları birlikte karar verir. Arkadaşlarım benimle aynı özelliklere sahip olmalıdır. Zaten bunun cevabını artık biliyorsunuzdur. Az önce de konuştuk. Hayır herkes farklıdır ve farklı özelliklere sahip olabilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur dedik. Aman dikkatli kullanalım. Hangi resimde doğru davranışta bulunulmuştur arkadaşlar? Bakın açık olan bir ışığı ne yapıyor Tonguç? Kapatıyor. Burada ne yapıyor? Kağıdı cırt 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 ne yapmış? Yırtmış. Yani aslında doğru bir davranışta bulunmamış. Neden? Çünkü kağıt israfı arkadaşlar. Neden? Kağıtlar kullandıkça ağaçlar kesiliyor. Ne kadar az kağıt israfında bulunursak o kadar çok ağacın yaşamasına sebep oluruz. Lütfen gereksiz yere kağıtlarımızı kesmeyelim, yırtmayalım, atmayalım. Ve burada tabii ki de buradaki Tonguç doğru bir şey yapmış, ışıkları kapatmış. Tebrik ediyoruz bu örnek davranışını. Peki başka örnek davranışlar nelerdir diye sorarsanız haydi hep birlikte bakalım. Suyu gerektiği kadar kullanmak özellikle ne yaparken arkadaşlar Dişlerimizi fırçalarken hemen su açıksa kapatıyoruz. Sınıftan çıkarken ışıkları kapatmak. Bakın çok güzel bir davranış. Gereksiz yere kullanmamıza gerek yok. Hatta eğer gündüzse ve sınıfımızda güzel ışık alıyorsa ışıkları açmaya bile gerek yok. Tahta kalemlerini gereksiz kullanmamak. Evet yine gerektiği kadar kullanmak. Gidip de sürekli tahtaya resim yaparsak tahta kalemiyle ne olur? Okul kaynaklarımız tükenir. Tahta kalemi biter. Bu sefer öğretmen tahtaya dersle ilgili bir şey yazacak olsa kalemin mürekkebi bitmiş olur. Buna da dikkat ederim. Kitaplarımızın sayfalarını özenli kullanmak. Evet, kitaplarımızı çevirirken sayfalarını karalamıyoruz ve koparır gibi lütfen çevirmiyoruz. Defterlerimizi karalamıyoruz, koparmıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet bunlar da çok güzel bir özellikler ki uzun ömürle gitsin. Sınıf kitaplarımızı özenli ve düzenli kullanmak. Kalemlerimizin ucu bitince açmak. Yani bazı arkadaşlarımız yapabilir. Ucu sivri hala açıyor, açıyor, açıyor. Ne yapıyor böylelikle? Kalem bu kadar büyükken hop küçücük bir şey oluyor. Ve yine ne oluyor? Annesine babasına diyor ki anne baba benim kalemim gitti bana kalem al. Bu sefer... ...evin bütçesine de zarar vermiş oluyor... ...tabii ki de sadece örnek davranışlar... ...bunlar değil bir sürü örnek davranış var... ...aklımıza gelenler bunlar... ...yani sayfaya sağan bunlar... ...ama birinde ne yapmak... ...işte bir iyilik yaptığı zaman teşekkür etmek... ...ya da bir hata yaptığımız zaman özür dilemek... ...ya da işte kapıyı... ...arkanızdan biri geliyorsa kapıyı onun önünden... ...böyle açık bırakmak... ...bunlar da çok güzel örnek nezaket davranışlarıdır arkadaşlar... ...bunları da yine ileride... ...tabii ki de göreceğiz... ...şimdi geldik Tonguç'un okuluna... Okulumuzun veya evimizin çevresini tanıtırken arkadaşlar herkes tarafından bilinen cadde, sokak, mahalle ismi, market, eczane, park gibi yer isimlerinden faydalanırız. Mesela Tonguç okulunu tanıtırken diyelim ki burası Tonguç market. Evet diyecek ki mesela benim okulum ya hani şu Tonguç caddesinde yok mu ya Tonguç market var ya hani heh, o marketin yanında. Mesela herkes eğer bilinen bir marketse Tonguç Market o mahallede sokakta herkes diyecek ki ha evet evet bildim ben onu ya da diyecek ki Tonguç ya hani var ya bizim şu caddede çok büyük kocaman bir otopark var ya hani işte onun hemen yanında benim okulum dese yine çok güzel bir şekilde tarif etmiş olur. Ya da dese ki Tongül Sokak var ya Tongül Sokak hani bilirsiniz ha işte onun yanında hemen benim okulum dese gayet güzel bir şekilde tarif eder. Yine okulumuzun etrafında ya da evimizin etrafındaki eczane isimleri, kırtasiyeler, marketler, hastaneler bu tarifi yaparken adres tarifi yaparken bizim için çok önemli. Bunlardan faydalanırız ve böylelikle evimizi okulumuzu daha kolaylıkla tarif ederiz dedik arkadaşlar. Haydi gelin bakalım bu dersimizde neler neler öğrendik. Kendimizi tanıtmayı öğrendik. Bireysel farklılıklarımıza saygı duymayı öğrendik. Ders programına göre çanta hazırlamayı öğrendik. Sınıfla ilgili karar alma sürecine katılmayı öğrendik. Okulumuzun yakın çevresini öğrendik. Okul eşyalarını ve kaynaklarını kullanırken özenli olmayı öğrendik. Ve sırada ne var? Ödüllü soru var tabii ki de. Haydi bakalım cevaplarınızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun diyoruz. Bu sene yine sizinle birlikte çok güzel konular işleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın.